Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ben Sezer Çallı. Keyifler nasıl bilmiyorum. Aynada bir başlık yapayım dedim. Giriş öyle yapayım dedim. Ama böyle konuşmayı daha çok seviyorum kameraya yakın bakarken. Kameranın da açısını değiştirdim bu arada. Belki fark etmişsinizdir. GoPro kullanıyorum hala ama açısını değiştirdim. Böyle balık almıyor olması lazım şu an. Güzelse böyle çekeceğim diğer videolarımı da. Neyse arkadaşlar. Zor bir sakatlık geçirdim. Geçiriyorum daha doğrusu. Daha tam atlatamadım. Ben de böyle bir geri dönüş videoları çekmek istedim. Tekrardan iyileşip antrenmanlarıma devam ediyorum. Onunla ilgili böyle neler yapıyorum, neler yaptığımda iyileştim. Belki benimle aynı sakatlığı yaşayan başka arkadaşlarımız olabilir. Ya da farklı sakatlık yaşayan ama yine de sonuç olarak antrenmanlara dönmek isteyen, sporuna devam etmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Belki onlar için ilham olabilir. Hem de bizi takip eden, seven kardeşlerimiz var sağ olsunlar. Onlar neler yaptım, ne yaptım görmüş olurlar. Öncelikle sakatlığımdan biraz bahsedeyim. Dizimde arkadaşlar çok büyük bir yırtık oluştu. Bu 2016 yılında meydana gelmişti. Bir hareketi denerken olmuştu. Onun üstüne tabii ki ameliyat olmak istemedim. Ameliyat olmadım ve ben kendim kuvvetlendirmeye çalıştım. Belli bir sürede gerçekten iyi oldu. 2017-18'e doğru iyileşmişti tamamen neredeyse çünkü hiç hissetmiyordum. Ama bu yılın başlarında özellikle Şubat gibi falan tekrardan hafif hafif yükseltmeye başlamıştı. Ben çok önemsemedim. Keşke önemseydim üstüne gitmek yerine hani ağrıyı acıyı ilk gördüğüm zaman bir tedavisini yapsaydım ama gerçekten yoğun tempoyla çalışıyorum arkadaşlar. Haftanın 6 günü aktif şekilde çalışıyorum. Diğer gününde kendim miktar yapıyordum antrenman falan. Yani 7 günü aktifim diyebilirim vücut olarak. Tabii ki ilerleyen süreçte herhalde bunu çok fazla kaldırmadı dizim. Esneme hareketleri yaparken böyle dizime çöktüğüm anda bir böyle çat diye bir ses geldi ve orada zaten hissettim. Üstüne basamadım. Ondan sonrasında da devam ettim antrenmanlara, ayakta durdum. Bep bastım yani o kötü halimin üstüne daha devamlı yaptım. Niye yapıyorsun işte değil mi? Kalak kafa ama yapıyorsun mecburiyetten diyelim belki de. Çünkü yerime bakacak başkaları şu an yok salon içinde. Ve ben kendim sporlarımın başında durmayı seviyorum. Onlarla beraber vakit geçirmeyi, onlara antrenman yaptırmayı. Ama bu ilerleyen süreçte çok etkiledi beni. Sonra bir antrenmanda rapa tutarken böyle karşılıklı işte rakibin yani rapa tuttuğum sporcunun savunması açısından tekmeler, yumruklar, hafif kaldırırken hani blok yapmak için bir tekme attım ve dizim artık orada tamamen yok diyebilirim yani boşa düştü artık tamamen. Ve o günden sonra dedim ki artık durayım, artık hiçbir ne antrenman yapayım, ne bir şey yapayım. Özellikle ilk bir haftam yani olabildiğince hareket etmemeye çalıştım. Ve bunun devamında da arkadaşlar 2-2,5 ay kadar hiç antrenman yapmadım. Kilo aldım. Kilo artışım oldu. Ondan sonra ne bileyim fiziksel yetersizliğim tabii ki illaki oldu eskiye göre. 2,5 ayın sonunda da dizimin artık ağrısının hafiflemeye başladığını hissettikçe antrenman yapmaya karar aldım ve ilk antrenmanımı şöyle koyayım göre videosunda çektim. Ama tabii ki böyle bir video çekmemiştim, telefonda çektim. Torba döverek yaptım. Biraz torba dövdüm. Dedim ki bari böyle başlayayım, başlangıç olmuş olsun falan diye. Daha sonrasında da ertesi gün diğer kulübümüzde, diğer salonumuzda lapa antrenmanımız vardı. Biraz da ona katıldım. Ama tabii ki çok full detaylı bir antrenman olmadı benim açımdan. Yani 2 veya 3 round yaptım. Çünkü çok fazla zorlaşsam bir yerden gidebileceğini düşündüm hep. Ve diğer günde model antrenmanı yaptım arkadaşlar. Sporcularımdan biriyle sağ olsun. Remzi kardeşimiz bize yardımcı oldu. Onunla beraber eş olduk. O ilk tam yaptığım antrenman diyebilirim. Yani baştan başlayıp ısınmasından antrenmanın sonuna kadar tam katıldığım bir antrenman oldu. Ve böylelikle bitirdim. 1-2 gün sonra 2 gün ara verdim tekrardan. Şimdi bugün tekrar akşam sert bir model antrenmanımız olacak. Birdenbire bu kadar sert antrenmanlara girmek doğru mu bilmiyorum ama çok fazla kopmadan yani çok darbe alıyordum vücuduma. Vücudumun dayanıklılığı çok fazlaydı. Buradan kopmadan tekrardan böyle hani o seviyeyi yakalamak istiyorum. Eğer ki koparsam daha da böyle hani mesafe açılırsa, ara açılırsa antrenmanlarla benim aramda bu sefer daha zor olacağını düşünüyorum. Bence yapabilirim diye düşünüyorum yani. Herkes kendini bilebilir arkadaşlar. Kendi vücudunuzu, kendi halinizi. Mesela böyle bir sakatlıktan sonra belki
sizin geri dönmeniz çok çok daha uzun sürebilir veya benden çok çok daha kısa olabilir. Yani ben sadece bu işi yapıyorum, buradan para kazanıyorum, burası benim evim yani. Buraya mümkün olduğunca en kısa sürede tekrardan eski halimi alarak, hatta daha da güçlü olarak dönmem gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapabilirim, yapmaya hazırım. O yüzden arkadaşlar elimden gelenin en iyisini en kısa sürede yapmak istiyorum. Ama başka bir mesleğiniz vardır, burada, böyle bir yerde değilsinizdir, buradan para kazanmıyorsunuzdur. O yüzden daha sağlam adımlarla gitmek isteyebilirsiniz. Tamamen tabii ki sizin tercihiniz olacak. Dizimin fotoğrafını da atayım size. Normalde, yani göstereyim şu an ekrana. Normalde arkadaşlar bu kadar dışarıdan belli olmayan bir sakatlık, diz yırtığı. Artık herhalde benimki kopmaya yakın olduğu için bu kadar bir fark oldu. Fotoğrafta herhangi bir oynama yok. Videoyu başlattığım yerde, aynada kaygı çektim ve iki diz arasındaki farkı siz de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Neyse, böyle olacak arkadaşlar. Yaptığım antrenmanları, ondan sonra yaptığım egzersizleri, dizimi kuvvetlendirmek için onları çekeceğim bir video serisi olacak. Biraz ilk video olduğu için çok fazla konuşmuş olabilirim. Ama zaten bu videolar uzun olacak arkadaşlar. Çünkü herhalde bol bol dertleştiğim, bol bol konuştuğum, sohbet ettiğim bir video olacak. Şimdi videoyu kapatıyorum. Minik grubumuz gelecek. Onlarla normal bir antrenman yapacağız. Yani ben yapmayacağım, onlara yaptıracağım. Akşamki yetişkin grubumuzla karşılıklı model antrenmanı yapacağız. Oldukça ben biraz yani 2 aydır yapmıyorum antrenman ama sert darbeler almaya çalışacağım. Bakalım, umarım tekrardan bacaklarım eski dayanıklılığına kavuşur. Görüşürüz akşama. Kalın videoda. Evet arkadaşlar, akşam oldu. Biraz dışarı motiveye de selam olsun buradan. Seviyoruz motiveye. Akşam oldu, şimdi birazdan model antrenmanımız olacak. Gençler de ısınıyor. Ben de biraz ısınayım önden. Çünkü dizimi çok korumak istiyorum. Çok sakatlanmaya niyetim yok artık. O yüzden ne kadar ısınmış durumu o kadar daha iyi bir efor oluyor benim için. Bazen şeye kaptırabiliyorum kendimi. Sert vuruyorum falan. O yüzden onların biraz dışında tutmam lazım kendimi. Korumam gerekiyor. Bir de bir tane dizlik gibi bir şeyim vardı. Onunla yapıyordum ama böyle belli bir şeyden sonra artık sıkıntı yaratmaya başladı bana o. Çok sıktı dizimi. Tekme atarken de aç kapa yaparken dizime baskı yaptı biraz. O yüzden pek onu giymek istemiyorum. Bugün onu da giymeden yaptığım bir ilk antrenmanım olacak. Bakalım nasıl olacak. Neyse, biraz ısınayım arkadaşlar. Ondan sonra antrenmanımız zaten başlayacak. Bir 15 dakika kaldı. Geliyorum.
Evet arkadaşlar, kapatma. Evet, bayağı yıprattılar beni. Özellikle ayıyla yaparken ilk kapağımdan sakat olan yerden tekrar kat diye bir ses geldi. Umarım kötü olmamıştır. Ama böyle böyle kuvvetlendirmeniz gerekiyor. Biz devam ediyoruz antrenmana. Evet arkadaşlar, ertesi gün oldu. Güzel bir antrenman oldu geri dönüş için. Vallahi ne yalan söyleyeyim, yorulmuşum dün. Çok yoruldum, yukarı kata çıktım. Ondan sonra da aşağı inip video çekecek halim kalmadı. Dedim ki artık yarın çekeyim indiğimde. Bacaklarım biraz ağrıyor hafiften. Ama normal tabii, 2 aydır ilk antrenman yapmıyorum. Tekrardan başladım. Ve normalin üstü başladım yani şiddet olarak. Yine de mutluyum şu an geri dönebildiğim için, iyi kötü. İnşallah bir daha sakatlanmam yani şu aşamada. Çünkü tam iyileşmedi daha. Yani %60-70 iyileşti. Ben bir yandan kuvvetlendirip bir yandan da bu iyileşme sürecini hızlandırmak için antrenmanlara başladım. Kendimi güçlü kuvvetli hissetmem gerekiyordu çünkü. Hem fiziksel açıdan geriledim hem psikolojik açıdan geriledim bu sakatlık döneminde. İnşallah tekrardan geri dönmeye başladık diyebilirim. Bu geri dönük antrenmanları videomuzun ilk serimizin ilk videosuydu. Beni izlediğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel dakikalar yaşamışsınızdır izlerken. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videonun devamı gelecek, bu video serisinin. Önümüzdeki günlerde tabii ki. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.